Herkese iyi akşamlar. Yeni bir yayınla beraberiz. Serece 1-2-3-4. Herkese başarılar diliyoruz. Bugün sınavlara giren arkadaşlarımız varsa tabii ki sınavlarda çıkan soruları mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Sizler gelene kadar ben hızlı bir şekilde Serece nedir? Serecenin açılımlarını yapayım. Ve gelen soruları değerlendirelim. SRC Mesleki Yeterlilik Belgesi, SRC 1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı, SRC 2 Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı, SRC 3 Uluslararası Yük Kargo Taşımacılığı, SRC 4 de Yurt İçi Yük Kargo Taşımacılığıdır. SRC 5 ise Tehlikeli Madde Taşımacılığı. Arkadaşlar buradan mutlaka sınavda soru geliyor bakın. %100 her sınavda soru çıkıyor SRC'nin açılımlarından. Onun için SRC'nin açılımlarına mutlaka iyi bir şekilde çalışmak lazım. Hemen geçelim gurur tablomuzdaki öğrencilere. Tabii ki öncelikle SRC için YouTube Nedim Şeker Akademi kanalına abone olup ve YouTube kanalımızı izleyerek, ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi ve TikTok Nedim Şeker Akademi'den bizleri izleyebilirsiniz. Arkadaşlar çıkmış SRC 1-2-3-4 banko soruları çözün. Hem abone olun hem de katıl butonuna tıklayarak tüm soruları çözüp yüksek puanlar alabilirsiniz. Geçelim. Gurur tablomuzdaki öğrencilerimizden bugün Erkan Göçer. Hocam SRC 4'ten geçtim, yazılı sınavdan 90, uygulamadan 3'te 3 yaparak 100 aldım sayenizde. Sizi izleyerek teşekkürler demiş. Harika, tebrikler. Güzel günlerde kullan Erkan Göçer. İkinci gurur tablomuzda arkadaşların aldığı kim? Alp Köroğlu yine üyelerimizden. Bolu'dan selamlar. Perşembe günü katıldan üye oldum. Bugün SRC 1 sınavım vardı. 2 günde videoları izledim. Soruları çözdüm. Yazılıdan 90, uygulamadan 3'te 3 yaptım. 100 aldım. Bitti gitti. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler. Bizler de Nedim Şeker Akademi ailesi olarak tebrik ederiz. Güzel günlerde kullan. Ve darısı sizlere. Değil mi arkadaşlar? Darısı sizlere. Hızlı bir şekilde kimler var? Mutlu, Melih, Bahattin, Mehmet, Ebu Bekir, Mustafa, Harun, Çağatay, Mutlu, Melih, Efekan. Evet arkadaşlar, bugün içinizde sınava giren arkadaşımız varsa hangi sorular çıktı onları da bize mutlaka yazın. Ve sorularınızı da bekliyoruz. Hangi soruların çıktığını bizlere yazın. Birinci sorumuzdan itibaren başlayalım. Birinci soru şöyle: sürücüler araçların hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadır? A. Aracın markasına, modeline ve tipine göre. B. Aracın fenni muayenelerden geçip geçmediğine göre. C. Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük, trafik durumuna göre. D. Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre. Evet, karayolları çıktı diyorsun Efekan. Çıkan soruları da bize yazarsan Efekan değerlendirelim. Mutlu Ayas, hocam özel güvenlik değil mi? Özel güvenlik yarın saat 8.30'da değil mi? 8.30'da herkesi bekliyoruz. Yarın çok ciddi sınavdan önce bir yayın yapacağız özel güvenlikçiler için. Hepinizi bekliyoruz. Evet, birinci sorumuzun cevabını hemen verelim. Hiç bekleme yapmadan cevap Ceyhan seçeneği. Önemli bir sınav sorusu, yıldız sorulardan. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, bakın son dönemlerin banko sorularından SRC 3 öğrenciler için mevzuat. Tır mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz? A. Sigara. B. Peynir. C. Halı. D.
Motor. Karayollar çıktı hep derken Efekan, bir iki tane soru. Zaten bunların hepsi karayollar. Yani sorular Karayolları Genel Müdürlüğü işte 2009 25 sayılı karayolları mevzuatı vesaire. Evet, normal soruların tamamı karayollarından geliyor zaten. Evet. İkinci soru tır mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi tır karnesi kapsamında taşınamaz diyor. Sigara, peynir, halı, motor. Bakın bu soru son dönemlerin sık sık gelen soruları arasında %100 çıkıyor. Onun için buna da dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar dün de böyle bir soru çözmüştük. Sigara değil mi? Sigara taşınamaz. Cevap Adana seçeneğidir. Evet, YouTube kanalına abone olduktan sonra kanala katılın arkadaşlar. Videoları da beğenmeyi de unutmayın lütfen. Evet, videoları da beğenmeyi unutmayın. Bakın, evet, şimdi bir mesaj geldi. Değil mi? Sigara dedik. Cevap. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir? A artı kutba bağlı olan kabloyu. B eksi kutba bağlı olan kabloyu. C marş kablosunu. D şarj kablosunu. Evet. Evet, bugün bakın sınava giren Neşet Zorlubaş. Hocam iyi akşamlar. Sizin sayenizde girdiğim Seri sınavından 95 puan aldım. Uygulamadan 3'te 3 yaptım. 100 aldım. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim demiş. Harika Neşet. Tebrik ederiz. Mehmet Koyuncu mesaj atmış. Hocam size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hocam Allah razı olsun sizden. Sizin sayenizde hem SRC 3 aldım hem de SRC 1 aldım diyor. Geçen hafta Mehmet Koyuncu güzel günlerde kullan harikasın işte bu. Bizden çalışan hiç kimse kesinlikle sınavdan kalmaz arkadaşlar. Evet Efekan, çözdüğümüz soruların hepsi 4925 sayılı kanundan geliyor. Zaten bu soruların hepsini çözmüş olduk. Evet, üçüncü sorunun doğru cevabına bakalım. Üçüncü sorunun doğru cevabı nedir? Tabii ki akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekiyor? Tabii ki eksi, değil mi? Eksi kutuba bağlı olan kabloyu sökmek gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Harikasın Mehmet. Bu arada tabii ki yayınımızı, kanalımızı tüm arkadaşlarına, dostlarına, herkese öner, paylaş ve herkes geçsin, değil mi? Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz şöyle. AETR'ye göre yani sözleşmesine göre dinlenme süreli haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üstlendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? 24 saat, 30 saat, 36 saat, 48 saat. Evet. AETR, değil mi? AETR. Neydi AETR? Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi, değil mi? Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesine göre. Teşekkür ederim Mehmet Koyuncu. Sizlerle büyümeye devam ediyoruz. Dilimizin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim illerde
herkese önerirseniz herkes faydalanır. Onlar da faydalanmış olur. Sınavlarında başarı elde etmiş olur. Bizim kanalda büyümüş olur bu arada. Evet. Nedir? Dördüncü sorunun doğru cevabı. Tabii ki Adana seçeneği diyorsunuz. 24 saate indirilir ve yıldızlı sınav sorusu. Beşinci sorumuz geldi. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur? A. Hiçbir değişiklik olmaz. B. Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır. C. Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır. D. Günlük dinlenme süresi 2 saat artar. Evet. Ne kadar? Yani araç kullanırken gün içerisinde 2 saat mola vermiş. Burada herhangi bir değişiklik olur mu, olmaz mı diye soruyor. Evet, tabii ki harika gidiyorsunuz arkadaşlar. Harika gidiyorsunuz. Hiçbir değişiklik olmaz değil mi? Hiçbir değişiklik olmaz. Adana seçeneği doğru cevap. Bakın bu soruya da dikkat etmekte fayda var. Sık sık gelen sorular arasında. Evet, 6. soruya geldik. Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B. Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır. C. Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar. D. Hepsi. Bakın, yol güvenliği açısından hangisi gereklidir diyor. Hangisi gereklidir? Şimdi araçta bulunan herkes emniyet kemeri takmalı mıdır? Tabii ki takmalı, değil mi? Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı mı? Tabii ki almalıdır. Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdır. Asla alkollü araç kullanılmaz, değil mi? Tabii burada verilene göre cevabımız Denizli seçeneği. Evet, Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 7'ye bakalım. 7. soru. Arkadaşlar, bu arada sınavlara giren arkadaşlardan lütfen hangi sorular çıktıysa o soruları da yayınımızın içerisine de yazabilirsiniz. Bu arada yayına da yazabilirsiniz. Tabii ki bu videonun altına yazabilirsiniz ya da şu andaki canlı yayına da yazabiliriz. Evet, bekliyoruz tabii ki yazılı ve uygulama sorularını. 7. soru geldi. Takograf kayıtlarından mutlaka sınavda soru geliyor. Bakın, takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye gelmiş. A. Sürücü son 30 günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır. B. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar. C. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır. D. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanakla kayıt altına almak zorundadır. Bakın, bu da çok önemli sınav sorularından birisi. Evet, bu soru da önemli sorulardan, 7. soru. Yanlış olanı sormuşlar burada, bakın. Yanlış olan nedir? Yanlış olan takograf kayıtları. Takograf kayıtlarıyla ilgili bilmemiz gereken şuydu, değil mi? Takograf kayıtları araçlarda bir ay, değil mi?
iş yerlerinde 5 yıl saklanması gerekiyor. Evet, burada da dikkat ederseniz sizin söylediğiniz gibi Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Geçelim 8. sorumuza. Gelsin 8. soru. Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur? A. Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır. B. Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür. C. Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır. D. Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır. Evet, Halil Adıyaman hocam 25'inde seyirci sınavına gireceğim diyorsun ama şimdi bizim kanalda üye değilsin. Üye olmadığın için de tüm videoları özellikle sizlere çıkabilecek tür soruları çözemezsin. Kesinlikle katıl butonuna tıkla. Katıl butonuna 2023 seyirci 1 2 3 4 5 katıl butonuna tıkla. Üye ol ki tüm soruları çözebilesin, değil mi? Yoksa diğer türlü hiçbirini çözemezsin. Sadece açık olanları çözebilirsin. Yılmaz Deveci, SRC5'te öğrenci bulursan yaparız. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzun doğru cevabı nedir? Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır, değil mi? Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet Yılmaz Deveci, SRC5'te kanalda attığımız tüm soruları çöz. Kanala katıl, üyelere özel soruları çöz, geç. SRC5'in tüm soruları kanalda var ve yeni sorular geldikçe de atacağım kanala sınavınıza kadar. Ama tüm grup olarak eğer bir grup ayarlarsan bana bildir. SRC5'ten de canlı yayın yaparız. Neden olmasın? 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz banko sorulardan, bakın. Rentek manevrası nedir diye bir sınav sorusu gelmiş. Rentek manevrası. A. Sedye ile taşıma yöntemidir. B. Araç içindeki yaralının omur iliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir. C. Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir. D. Acil taşıma tekniğidir. Muharrem Kumru, yani kanala katılmadığın müddetçe bizim kanalda çalışıyorsun anlamına gelmez. Neden? Çünkü üyeleri özel sorular özel sorulardır. Sınavlarda banko çıkacak sorulardır. Onun için o soruları mutlaka çözmelisiniz. Çözmeniz gerekir. Evet. Cevap nedir? Rentek manevrası nedir dediğinde, hasta yaralının omur iliğine zarar vermeden değil mi? Araç içerisinden çıkarmaktır rentek manevrası. Hemlik manevrası ile ilgili bir soru gelirse tam tıkanma diyeceğiz. Karına bası uygulamadır. Onuncu soruya bakalım. Onuncu soru şöyle. Onuncu soru, bakın, hangisi ambulans sınıfına girmez diye bir soru gelmiş. Hava, deniz, kara, feribot. Ambulans sınıfına girmez diyor bak. Ambulans sınıfına girmez. Hangisi girmez? Evet. Hangisi ambulans sınıfına girmez diyor arkadaşlar. Biraz daha hızlı olalım arkadaşlar. Sorular ekranda göründükten sonra
Biraz daha hızlı olmakta fayda var. Süre çok hızlı geçiyor çünkü. Feribot değil mi? Feribot ambulansı ambulans sınıfı değildir. Ve yıldızlı sınav sorularından evet. Evet. Geçelim 11. sorumuza. Birinci soru şöyle. Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir? A. Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek. B. Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek. C. Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını kullanmak. D. Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek. Şimdi bakın bu soru da yine önemli sorular arasında arkadaşlar. Bu soruya da dikkat etmekte fayda var. Evet, burada en doğru davranışı sormuşlar. Bakın en doğru davranış sürücüler için en doğru davranış hangisidir diyor. Hangisidir? Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyel değil mi? Şimdi böyle bir durumda kavşağa siz yaklaştığınız zaman ne yapmanız gerekiyor? Evet. Bursa seçeneği diyenler de var. Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek. Arkadaşlar bakın trafik ışıkları yeşil yansa bile hızı kesmeden devam etmek doğru bir davranış değildir. Bakın doğru bir davranış değildir. Bunu özellikle söylüyorum sizlere. Trafik ışıklarında mutlaka hızımızı keserek yani yavaşlayarak gitmekte fayda var. Doğru bir davranış değildir. Yavaşlamak gitmek istenen yönün sinyalini vermek en doğru bir harekettir. Cevap Adana seçeneğidir. Bakın bu soruya dikkat edin. Bu soruda sınavda çıktığında genelde Bursa seçeneği diyenler çok çok fazla imiş. Geçelim 12. sorumuza. 12. soru kolay bir soru sizin için. Yine sık sık geliyor. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? A. Torpido gözünde. B. Arka bagajda. C. Arka camın önünde. D. Sürücünün hemen yanında. Evet, bakın. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır? Torpido gözünde, arka bagajda, arka camın yanında, sürücünün hemen yanında. Yangın söndürme cihazı nerede bulunur arkadaşlar? Sürücünün hemen yanında olmalıdır, değil mi? Yangın söndürme cihazı otomobillerde bir tane 1 kilodur. Bakın 1 kilogramdır. Otobüs, kamyon ve çekicilerde bir tane 6 kilogramdır. Bakın şurada açıklama yapayım. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 2 tane 6 kilogramdır. Ve şoförlerin, sürücülerin ulaşabileceği en kolay noktada olması gerekiyor. Geçelim 13. sorumuza. 13. soru çok çok yine önemli sorular arasında bugün yine çıkmış. M2, M3 araçların otoyoldaki hız sınırı nedir? M2 ve M3 araçların otoyoldaki hızı. A 50, B 80, C 90, D 100. M2 ve M3. Bakın M2 ve M3. Daha önce de yine bu soruyu da defalarca belki çözmüşüzdür. M2 ve M3 hangi araçlardır? M2 ve M3.
Minibüs ve otobüslerdir, değil mi? Minibüs ve otobüslerdir. Minibüslerin ve otobüslerin, yani M2 ve M3'lerin otoyoldaki hız sınırını sormuşlar. Otoyoldaki hız sınırı nedir? Tabii ki 100'dür, değil mi arkadaşlar? Otoyoldaki hızı 100'dür. Şöyle diyeyim sizlere. Otobüslerin ve minibüslerin hızları aynıdır. Yerleşim yerleri içerisinde 50'dir. Yerleşim yerleri dışında 80'dir. Bölünmüş karayolda 90'dır ve otoyolda 100'dür. N2 ve N3'ü de sorabilirler. Bunu da özellikle bilin. Çekici ve kamyonların karayollarındaki hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında 80, bölünmüş karayolda 85, otoyolda 90'dır. Evet. Buraya da mutlaka dikkat edin arkadaşlar. M1 ve M1G ise otomobildir. Otomobillerin de yine yerleşim yeri içerisindeki hızı 50, çift yönlü karayollarında 90, bölünmüş karayolunda 110, otoyolda 130'dur. Evet, geçelim. Diğer sorumuz 14. soru. 14. soru şöyle. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir? A1, B2, C3, D çıkarılamaz. Evet, kaç kez? Dokuz saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılır? Bir kez, iki kez, üç kez ve çıkarılamaz şeklinde. Yine bu da arkadaşlar iki kez çıkarılabiliyor, bilginiz olsun. İki kez çıkarılabilir. Bursa seçeneği doğru cevap. Geçelim. Şimdi bakın, lastiklerle ilgili şunları bilin. Lastiklerin üzerlerindeki 195 taban genişliğini, yana 55 yanak genişliğini, 16 jant çapını, 87 taşıma kapasitesi ve hız endeksi demektir. DOT, bakın DOT 4 harfli 3615 üretim tarihini gösterir. Lastiklerde, bakın lastiklerde düşük hava basıncı yanlardan aşınır. Şöyle belirteyim, yanlardan aşınır. Yüksek hava basıncı ise ortadan aşınıyor. Evet, ortadan aşınır. Bu da yine sınavda banko gelen sorular arasında mutlaka lastiklerle ilgili bu konuyu da tekrarlayın. Sizin de karşınıza mutlaka çıkacak lastiklerle ilgili ölçüler ebatlardan. Evet. 15. sorumuz, bakın diyor ki yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Akslar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması. B. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı. C. Diş derinliği 1.6 milim altındaki lastiklerin kesinlikle değiştirilmesi. D. Temas noktaları için lastik hava basıncını normalin yarısına düşürmeliyiz. Burada
Yanlış olanı sormuşlar bakın, yanlış olan. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde hangisi yanlıştır? Yani hangisi doğru değildir diye soruyor. Evet, lastiklerle ilgili her şeyden önde akslar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması gerekir mi? Gerekir. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalıdır. Evet, doğrudur. Diş derinliği 1,6 milim altındaki lastiklerin kesinlikle değiştirilmesi gerekiyor. Yani aşınmış lastiklerle yola gitmek nedir? Kaza riskini artırır, değil mi? Temas noktaları için lastik hava basıncını normalin yarısına düşürmeliyiz. Asla. Değil mi? Asla bu işlemi yapmamalıyız. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Bu soruya da dikkat edin lütfen, hemen geçelim. Evet, geçelim. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz? A. Yargılama yerine tanımlama. B. Denetleme yerine işbirliği. C. İştenlik yerine art niyet. D. Umursamazlık yerine değer verme. Aleykümselam. Ali Sait Öder. Önder mi? Öder mi? Evet. Hoş geldin. Gaziantep'e selam olsun. Etkili ve başarılı iletişimin koşullar arasında yer almayan hangisidir diyor. On altıncı soru. Evet, 16. soru. Etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz. Değil mi? Art niyet. İştenlik yerine art niyet yer almaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 17'ye. Biraz daha hızlı olmakta fayda var arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir? A. Aile faktörü kişiliği etkilemez. B. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler. C. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez. D. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler. Evet, Adil Demir, hoş geldin. Uşak'a selam olsun Ankara'dan. Kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir diyor. Bakın, doğru bir tespittir. Hangisi? Evet. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği ne yapar? Etkiler, değil mi? Tabii ki Bursa seçeneği doğru cevap. Geçelim. 18. 18. sorumuz şöyle. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır. B. Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda yolcu indirilmesi bindirilmesi yapılabilir. C. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur. D. Aynı terminalde nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz. Burada neyi sormuş bize? Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakın, hangisi yanlıştır? Evet, yanlış olanı bakıyoruz arkadaşlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre hangisi
Yanlıştır. Yanlış olan tabii ki aynı terminalde nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı ne yapılır? Yararlanır değil mi? Birden fazla kişi yararlanır. Denizli seçeneği doğru cevap. 19'a bakalım. 19. soru. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre D1 ve D2 yetki belgeleri iki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilebilecek otobüsler için yaş şartı nedir? A8, B12, C19, D yaş şartı aranmaz. Evet, hangisidir 19. soru? D2, D1, D2 yetki belgeleri 2 taşıt belgesinin asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir? Bakın, burada da yaş şartı aranmaz arkadaşlar. Serici 1 ve serici 2 de sık sık çıkabilir. Dikkat edelim. Ve hemen 20. soruya bakalım. 20. soru yine sınavların banko sorularından. Bakın banko sorularından. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? A. Her 10 koltuk için en az 1 adet. B. Her 14 koltuk için en az 1 adet. C. Her 15 koltuk için en az 1 adet. D. Her 18 koltuk için en az 1 adet. Boyun korsesi. Evet. Evet. Değil mi? Her 14 koltuk için bir adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır. Yıldızlı sınav sorusu. Bursa seçeneği. Hemen geçiyorum 21'e. Bakın 21. soru yine sık sık sınavlarda hem uygulamada hem de yazılıda gelen sorulardan. Onun için önemli, buna dikkat edelim lütfen. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Hızını azaltıp takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Dikkat ederseniz şekil tehlike uyarı işaretlerinden, trafik tehlike uyarı işaretlerinden. Trafik tehlike uyarı işaretlerinde hız ne yapılır? Her şeyden önce azaltılır, değil mi? Öncelikle hız azaltılır. Takip mesafesi azaltılmaz, artırılır. Tam tersi, değil mi? Yine bu da sınavların banko soruları arasında hem yazılı hem de uygulamada gelebilir. Dikkat edelim. Gevşek şev. İşaretin adını da sorabilirler. Gevşek şev, değil mi? Evet, geçelim hemen 22'ye. 22. soru şöyle. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz? 5, 10, 15, 20.
Evet, ne kadar? Evet, 10 yıldan az olamaz. Bu soruya da lütfen dikkat edelim. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. soru aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir? A. Çevreden bilgi toplama süresinde artış. B. Seçici dikkatin azalması. C. Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk. D. Görüş mesafesinde daralma. Evet Ozan, hoş geldin yeni üyeler grubuna. Evet. Hayırlı olsun. Hız artışının sonuçlarından değildir. Evet, hangisi değil? Hangisini söylüyorsunuz arkadaşlar? Adana seçeneği. Evet, Adana seçeneği diyorsunuz. Harikasınız. Çevreden bilgi toplama süresinde artış, değil mi? Hız artışının sonuçlarından değildir diyor. Bakın değildir. Yine önemli sorular arasında. Hemen geçelim 24. sorumuza. Bakın 24. sorumuzda zaman zaman çıkan sorular arasında tünel görüşü nedir diye bir soru geliyor. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur. B. Sürücünün tünelden geçerken dikkatin dağılmasıdır. C. Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir. D. Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir. Evet. Tünel görüşü. Tünel görüşü nedir? Tüm SRC'lerde gelir bakın bu soru. Tüm seyircilerin sınav sorularından, zaman zaman gelen sorulardan, hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamaması, değil mi? Algılayamaması tünel görüşüdür. Biz buna arkadaşlar aynı zamanda hız körlüğü diyoruz. Bakın hız körlüğü. Ne kadar çok hızlı giderseniz karşıdaki nesneleri görme olayınız o kadar daralır. Biz buna aynı zamanda hız körlüğü diyoruz. Cevap Adana seçeneğidir. Geçelim hemen 24. sorumuza. Evet. İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa, geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır diye bir soru sormuşlar. Hızını azaltarak yoluna devam etmek ve selektör yaparak gelen aracı uyarmak. C. Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek. D. Aracını sağ kenara yanaştırmak. Gerektiğinde sağa yanaşarak durmak. Evet, burada bakın iki yönlü trafiğin kullandığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler hangisini yapmak zorundadır diyor. Ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki aynen deniz seçeneği diyenler doğru diyor. Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak
Durmaktır. Doğru cevap. Evet. Yine yıldızlı sorular arasında hemen geçelim hızlı bir şekilde. Evet. Diğer bir soru yine kaçakçılıkla ilgili. Kaçakçılıktan da mutlaka sınavlarda soru geliyor. Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi ne ile sorumlu tutulur? A. Verilecek ceza yarı oranında artış olmaz. B. Kınama cezası ve hafif para cezası alır. C. İşlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. D. Verilecek ceza aynı kalır. Evet. Burada ne ile sorumlu tutulur diyor. Bakın ne ile sorumlu tutulur. Kasten göz yuman kişi suçların işlenmesine. Ne yapılır? Tabii ki işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 27'ye bakalım. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Havuzunu gören lambalar yanıyorsa kısa lambaları yakmalı. B. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. C. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması. D. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. Evet. Burada ne soruyor bize? Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan sürücüsünün hangisini yapması yanlış, yanlıştır. Bak, yanlış olanı bulacağız. Evet, daha erken davranarak değil mi? Öndeki aracı geçmeye başlaması kesinlikle nedir? Yanlıştır. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 28. sorumuza bakabiliriz. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Aksar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması. B. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı. C. Diş derinliği 1,6 milim altındaki lastiklerin kesinlikle değiştirmesi gerekir. D. Temas noktaları için lastik hava basıncını normalin yarısına düşürmeliyiz. Burada yanlış olan hangisidir diye sormuşlar. Burada da arkadaşlar bu soruyu iki defa almışlar sanki. Böyle bir geldi bana ama. Evet, Denizli seçeneği değil mi? Yanlış olan. Fazla üzerinde durmaya gerek yok. Geçiyoruz bunu. Bu soru Denizli seçeneği. Doğru cevap 29. Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir? A. Küçültme oranı azdır. B. Ayrıntı gösterme gücü fazladır. C. Bozulma oranı azdır. D. Şekillerin ayrıntısı azdır. Evet, büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir diyor bakın. Özelliklerinden değildir. Şimdi büyük ölçekli haritaların ayrıntıyı göstermesi fazla mıdır, az mıdır arkadaşlar? Adı üzerinde büyük ölçekli harita. Bakın haritayla ilgili de sınavda sık sık soru geliyor. Bu soru sizlere de çıkabilir. Buna dikkat edin lütfen.
Büyük ölçekli haritaların özellikleri şöyledir. Bakın. Küçültme oranı bir kere kesinlikle azdır. Bozulma oranı azdır. Şekillerin ayrıntısı azdır. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır diyor. Kesinlikle fazla değildir. Arkadaşlar tam tersi değil mi? Azdır. Evet. Ayrıntıyı gösterme gücü de az. Evet. Azdır. Şöyle diyelim. Evet. Cevabımız burada Bursa seçeneği. Az. Büyük ölçekli sordukları zaman az. Küçük ölçekli sordukları zaman fazla. Evet. Yer şekillerini gösterme gücü. Ayrıntıyı gösterme gücü. Ona göre tam tersi. Evet, tam tersi. Hemen 30'a geçelim. 30. soru. Karayollar haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? A. Su ile ilgili tüm detayları. B. Yol yüzeyleri, yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktalar, sırt ve tepeleri. C. Tabiatta yeşil olan her türlü detayı, orman, çalılık, meyvelik. D. Yol dolguları, meskun yerler, deniz feneri, havaalanı işaretiyle gibi detayları gösterir. Ya bize kırmızı renk, karayollar haritasında kırmızı renk neleri gösterir diyor. Bak, göstermek. Karayollar haritasında kırmızı renk. Aşağıdakilerden hangisini gösterir? Hangisini gösterir? Evet, aynen tam tersi. Hangisini gösteriyor arkadaşlar? Bakın bu da yine sınavlarda çıkabilir. Tüm SRC'lerde çıkar. Hangisidir arkadaşlar? Kırmızı renk. Bu soruya dikkat edin lütfen. Bu sorunun doğru cevabı nedir? 30. soru. 30. sorunun doğru cevabı, bakın karayolları haritasında kırmızı renk hangisini gösterir, hangisinde kullanılır dediğinde yol dolguları, meskun yerler, deniz feneri, havaalanı işareti gibi detayları gösterir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Evet, bu soruya da lütfen dikkat edelim. 31. soru şöyle: aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli hangisidir? A. Düzenli, B. Arizi, C. Mekik, D. Servis. Burada neye dikkat edeceğiz? Arkadaşlar özellikle mekik sefer ve arizi sefer önemli. Sınavlarda sık sık gelen sorular arasında arizi ve mekik seferi de mutlaka bilin. Mekik adı üzerinde bakın aynı kalkış yerinden aynı varış yerine taşımadır. Arizi tam tersi kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu dönüşü boş ya da gidişi boş dönüşü dolu. Bize burada neyi sormuş? Bakın aynı taşıtta bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması, kalkış noktasına geri getirilmesi, kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu dönüşü boş ya da dönüşü dolu gidişi boş olan taşımacılık şekli hangisidir? Tabii ki
arizi seferdir. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, geçelim 32. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir? A. Aracın yurt dışına çıkması halinde. B. Zorunlu mali sorumlu sigortası süresinin bitmesi halinde. C. Üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde. D. Aracın el değiştirmesi halinde. Evet. Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir? Tabii ki üzerinde teknik değişiklik yapılması halinde, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim bu soruda yine sınavda sık sık gelen sorular arasında. Bakın farklı bir soru gelmiş. Türkiye gümrük bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyanların kendilerine verilen güzergah geçiş süresini 72 saatten fazla aşması halinde verilecek para cezası usulsüzlük cezasının kaç katı olarak uygulanır? 2 katı, 4 katı, 6 katı, 8 katı. Evet, bakın bu soruda hemen hemen İlk defa gördüğümüz sorulardan 72 saatten fazla aşması halinde verilecek para cezası ne kadardır? 91. maddeye istinaden 24 saate kadar arkadaşlar 2 kat. Bakın 24 saate kadar şöyle yapalım. 24 saate kadar 2 saat. 2 kat. 48 saate kadar 4 kat, 72 saate kadar 6 kat, 72 saate kadar. Burada neyi sormuş? 72 saatten fazla olması durumunda da nedir? 8 kat uygulanır. Evet, bu soruya da dikkat etmekte fayda var. 33. soru. Belki ilk defa karşılaştığımız sorulardan 34'e bakalım. 34. sorumuz şöyle yapalım. 34 diye. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adını sormuşlar. Şaftan aldığı hareketi bakın. Aksa, şurada akslara ileten soru işaretinin olduğu noktayı soruyorlar. Nedir? Balata, amortisör, diferansiyel, vites kutusu. Bu aynı zamanda SRC'de uygulama sınav sorularında da çıkıyor. Onun için dikkat edin. Bakın şaftın görevi nedir? Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten güç aktarma organı şafttır. Şaftan aldığı hareketi akslara, akslar kanalıyla tekerleklere ileten güç aktarma organı da tabii ki nedir? Diferansiyeldir. Evet, diferansiyel. Cevap tabii ki burada Ceyhan seçeneğidir. 35. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması zorunlu belgelerden değildir? A. Transfer yapılan yolcu listesi. B. TURSAP araç plakası ve turistik taşıma aracı belgesi. C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmışsa sözleşme sureti. E. Seyahat acentesi vergi levhası. Evet, hoş geldiniz. Yeni gelenler var.
Evet, tabii ki hangisidir? 35. sorumuzun doğru cevabı. Bakın şurada Denizli seçeneği değil mi arkadaşlar? Burada Edirne seçeneği çıkmış. Seyahat acentesi vergi levhası değildir. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 36'ya hemen geçelim. 36. soru da yine bakın banko sorular arasında tüm serecelerde geliyor. Tüm serecelerde geliyor. Aynı zamanda bu soru hem uygulama hem de yazılı sınav sorusu. Evet. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir diye sormuşlar. 36. Yalnız 1, yalnız 2, 1, 3 ve 2, 4 şeklinde verilmiş. Bize hangileri beklemelidir diye sormuşlar. Bakın şuradaki trafik polisinin kollarının açık olması ve ön ve arkaya bakan 2 ile 4 geçmeli midir, beklemeli midir? Ya da 1 ile 3 mü geçmeli şeklinde soruyorlar. Evet, beklemelidir. Hangileri beklemelidir? Ya da soruyu şöyle de değiştirebiliriz. Hangileri beklemeli, hangileri geçmeli? Tabii ki ön ve arkaya bakanlar arkadaşlar, trafik polisinin ön ve arkası kapalı, omuz başları yani kol istikametindeki araçlar açık olduğunu yani geçmesi gerektiğini bize bildiriyor. 1 ile 3 geçer, 2 ile 4 bekler. Bize bekleyeni sorduğu için cevabımız da Denizli seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 37'ye. Evet, yine lastiklerle ilgili bir soru gelmiş. DOT DB 9Z 74 747R 4818 yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare lastiğin hangi özelliğini belirtir? Bakın 4818'de lastiğin neyini belirtiyor? Yanak genişliğini, jant çapını, üretim tarihini, taban genişliğini. Evet. Otuz yedinci sorumuz hangisidir? 4818 sayısı size neyi bildiriyor? Bakın bu soru da son zamanlarda sık sık çıkan sorulardan. Evet, birazdan uygulama sınav sorularını da çözeceğiz. Tabii ki yine bize üretim tarihini, değil mi? Üretim tarihini. Lastiğin üretim tarihini belirtir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Otuz sekizinci soru. Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklar hangi tür yetki belgesi alması gerekir? A türü yetki belgesi, B türü yetki belgesi, C türü yetki belgesi, D türü yetki belgesi. Bu yetki belgelerinden de zaman zaman sorular geliyor. Burada hangisidir?
Mustafa hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet. Burada da B türü yetki belgesi diyorsunuz, öyle mi? B türü yetki belgesi nedir? Otobüs ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesidir ticari amaçla. Evet, bu da yine önemli sınav sorularından. 39'a geçelim hemen. 39. sorumuz şöyle. Geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönden kaç metre mesafede park etmek yasaktır? A5, B10, C15, D20. Geçiş üstüne sahip araçların giriş çıkışlarını gösteren levhalara her iki yönden kaç metre mesafede park etmek yasaktır? Musa, yarın saat 20.30'da özel güvenlikten sınav provası yapacağız. Onun için 20.30'da mutlaka ekran başında olalım. Tüm arkadaşlarınıza söyleyin, 20.30'da tüm özel güvenlikçileri bekliyoruz. Pazar günü, evet. 39. sorunun da doğru cevabı nedir? Doğru cevabı tabii ki 15'tir, değil mi? Geçişine sahip araçların giriş çıkışlarının olduğu yerlerde kesinlikle 15'er metrelik mesafe içerisinde işaret levhalarına da yine aynı şekilde 15'er metrelik mesafe içerisinde park etmek nedir? Yasaktır. Son soruya geldik artık. Son sorumuz. Bakın son soru da yine sınavların banko sorularından. İki şeritli yolda sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola geçtiği zaman ambulansa hangi teknikte yol verilir? A. Fermuar sistemi, B. Şerit taktiği, C. Sağa yanaşma taktiği, D. Sola yanaşma taktiği. Evet, nedir? Son soru arkadaşlar, artık son soruya geldik. Son sorumuzu da kullanalım ve geçelim. Bu soru da yine son dönemlerde sık sık gelen sorular arasında. Zaten biliyorsunuz değil mi? Fermuar sistemidir. Fermuar sistemi cevap Adana seçeneğidir. Evet, Adana seçeneği. Evet. 40 sorudan kaç tane netiniz var? Hızlı bir şekilde yazalım. 40 sorudan. Kaç yanlışım var? Kursordan iki yanlış var. Kazım diyorsun. Tebrik ederim. Harika. Yani bu sorulardan 40 taneden 2 tane yanlış yapıyorsan sınavda gerçekten 100 alabilirsin. Çünkü sorular biraz zordu. Evet arkadaşlar, yayınımızı beğenelim. Uygulamaya geçmeden önce uygulamaya geçiyoruz. Burada bir de
Arkadaşlar Joker soru koymuşlar. Bunu da çözelim. Bu soruyu da çözelim. Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? A 9, 5, 30 dakika. B 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika. C 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika. D 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika. Bakın şimdi arkadaşlar, bu soru çok çok önemli bir sınav sorusu. 24 saat çalışma süresi içerisinde toplamda araç kullanma süresi tabii ki ne kadardır? 9 saat, değil mi? Toplamda 9 saat. 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika mola vermemiz gerekir. 45 dakika. Burada cevap Ceyhan seçeneğidir. Bize en az deseydi, bakın en az kaç dakika? Şıklarda 15 dakika olsaydı cevabımız 15 dakika olacaktı. Buna da dikkat edin lütfen. Evet, nedir? Şimdi uygulama soruları var. Uygulama sorularına geçiyoruz. Uygulama sorularına geçmeden önce ne yapıyoruz? Bakın bu uygulama sorusu da yine bugün çıkmış arkadaşlar. Geçen hafta da çıkmış. Özellikle buna dikkat edin lütfen. Evet. Buna dikkat edin. Sorumuz şöyle. Resimdeki kişinin duruş pozisyonu beden diliyle neyi ifade eder? A. Endişe. B. Savunma. C. Üzüntü. D. Kızgınlık. Şöyle şuraya D diyelim. Şimdi burada dikkat ederseniz kişi ellerini, kollarını bağlamış. Bir gülümseme var, değil mi? Kendinde bir gülümseme var. Gülümsüyor. Şimdi böyle bir durumda beden diliyle ne ifade etmiş olabilir? Kişinin duruş pozisyonu beden diliyle ne ifade eder arkadaşlar? Üzüntülü bir kişi ya da kızgın bir kişi gülümseme yapar mı? Değil mi? Burada kendini savunuyor, değil mi? Bakın kendini savunuyor. Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci uygulamamıza geçelim. İkinci uygulamada yine önemli sorular arasında aşağıdaki trafik levhasına ne zaman uyulur? A. Trafik ışıkları devre dışı kaldığı zaman. B. Her zaman. Evet. Trafik levhasına ne zaman uyulur? Bakın levhayı dikkat edersek, levhamız burada, şurada bakın, ışıkların altında bir levha var. Yani ışıklar ne zaman devre dışı kaldığı zaman uyuluyor trafik levhasına? Değil mi? Işıklar bozulduğu zaman, trafik ışıkları çalışmadığı zaman neye bakacağız? Dur levhasına uymamız söz konusudur. Cevap yine Adana seçeneğidir. Hemen geçelim diğer soruya.
Çok hızlı bir zaman geçiyor. Arkadaşlar zamana inanır mısınız? Şey yapamıyoruz, yetişemiyoruz. Araçlar ait takograf kayıtları iş yerlerinde ne kadar süre saklanmalıdır diye bir soru gelmiş. Bakın takograf kayıtları 1 yıl, 1 ay, 5 yıl. Bu takograf kayıtlarından da mutlaka sınavda soru geliyor. Bilginiz olsun. Araçlarda 1 ay. Evet. Yazılıda da çıkıyor bu soru. İş yerlerinde 5 yıl değil mi? İş yerlerinde 5 yıl süreyle saklanması söz konusudur. Evet. Geçelim son arkadaşların aldığı sorulardan herhalde bir tane daha var. Bir sorumuz daha var. Evet. Tabi bu da banko sorular arasında. Yani bu soru da yine banko sorular arasında. Yasal limitlerin üzerinde alkollü olduğu birinci defa tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetine ne kadar süreyle el konulur? Bu soru da hem yazılıda hem de uygulamada çıkan sorular arasında. Buna da dikkat edin lütfen. Birinci defa tespit edilenlerin ehliyetine ne kadar süreyle el konuluyor? Birinci defa tespit edilenlere 6 ay, ikinci defa tespit edilenlere 2 yıl, üçüncü defa tespit edilenlere 5 yıl süreyle el konuluyor. Uyuşturucuda da yine aynı şekilde 5 yıl süreyle el konulur. Cevabımız 6 aydır. Evet, 6 ay. Adana seçeneği doğru cevap. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları mutlaka beğenin. Tüm sorular çözmek istiyorsanız mutlaka kanala katılın. Üyelere özel sorular çözün. Sınavlarda kalmayın. 2023, 2022, 2021 ve 2019'da da ki soruların hepsini serici 1, 2, 3, 4 ortak sınav sorularını mutlaka çözelim. Ve kanalda ki tüm soruları çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Ayrıca kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşın. Unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar dileriz. Sizlere çıkacak soruları da bizlere mutlaka yazın arkadaşlar. Hepinize tekrar ben teşekkür ederim. Arkadaşlar ben teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.